Tayfun abi senin bir enteresan, tabii bu yol hikayelerinin en enteresanı şu şey, mantar meselesi. Şimdi diyor ya, yolda her şeye bir nedir? Yani yolu okursun, yolu duyarsın. Yani bu kadar okuyan, bu kadar duyan adam gidip o mantarı nasıl yedi? Anlatsana. Çok mantar bir hikaye o ya. Şimdi bu pazar günü saat 10-10 kala yayınlandı. Kanal Türk'te o hikayeyi verdim aslında. Şimdi bu Burdur-Isparta arasında yol kenarında satıyorlar. Biliyorsunuz böyle insanlar izliyor. İşte kadınlar sopaları izliyor. Ben de yıllardır hep şunu düşündüm. Ya bu hangi mantar zehirlidir? Nereden bilir insanlar diye. Nasıl toplarlar değil mi? Nasıl toplarlar filan diye. Durdum. Aşağı indiğimde ilk çocuğa şey dedim. Ya sen İmam Hatip biliyor musun dedim. Evet abi dedi. Nereden anladın? Lan yüzüne yapışmış filan dedim. Yani o kadar bir temiz suratlı filan bir çocuk böyle. Dedim ki işte orada da yapıyor közde. Ben de pisboğaz bir adam. Yani benim bu pisboğazlık öykülerim müthiştir. Bir gün bu Taksim'de adam biriyle konuşurken anlatıyor abi bizim oraya gitmedim falan diye. Ben de bir çekirdek yiyorum böyle. Dedim ki abi bu nasıl çekirdek dedim. Dedi ki abi ne çekirdeği ya papağanyem yarım saatte söyleyeceğim. Yani ben de böyle bir... Adamın elinden alıp yiyorum. Ben güzel. Yiyorum abi yani böyle bir şey. Orada da abi de biz bir yiyoruz böyle. Az buz da yemedim ya rahat bir 10 tane yedim ben. Ama muhabbet de hep şey üstüne. Ya oğlum bize bir şey olmasın filan. Yok abi diyor bizim veteriner yedi bir şey olmadı burada. Lan veteriner ölçü mü yani? Ayrıca o gün olmamıştır bugün olmuştur. Dedim ki ya bir şey olursa filan. E biz buradayız diyor yakınlarınız gelsin bizi bulsun. Lan öldükten sonra bulsun olacaksın. Kartın üstüne arkasını ismini yazdı. Biz dedi İmam Hatipliyiz abi dedi. Kıldırırız cenazeyi dedi. İçine doğmuş gibi çocuğun ya. Allah yani Allah. Çocuk da çok iyi niyetli ama. Nükteden çocuk da güzel evet, yani. Nükteden bir olan böyle kıldırırız namazı filan dedi. Biz arabaya biner binmez şiştik. Ben şiştim, Işık Gökhan kameraman arkadaşım falan, Çağatay. Biz yarım saat içinde hastaneye ulaştık. O zaman bir şey daha gördük. Yani bizden önce de bir sürü insan, mesela şu anda tedavileri ne oldu bilmiyorum. Bizden bir hafta önce yine Isparta'da bu mantardan bir anne ve iki çocuğu böbrek yetmezliğinden Ege tıpa gönderilmişti. Hmm. Tabii biz adımız olduğu için bu iş duyuldu biraz. Ama sonuçta mantar çok ciddi bir iş arkadaşlar. Yani Barutçuyan bizim anlatıyor mantar uzmanı. Diyor ki kültür mantarı dönemini aldığınızda uzmanlaştın bu konuda artık. Yıkayacaksın ve hemen pişireceksin. Öyle efendim biz bu mantarı biliyoruz bilmiyoruz. Mesela çocuk bana diyor ki abi kurt geliyorsa diyor zehirsizdir. Kurt gelmiyorsa zehirlidir. Ya böyle bir mantık olabilir mi yani? Bu yüzden birçok insan Anadolu'da gider. Ve o anda siz kurtulduğunuzu zannediyorsunuz ama... İşte mukozo mu diyorlar, ne diyorlar oğlum şimdi mukozo mu, mukozo mu neyse. Mukozo. Yerleşirmiş bu. Yani bazen diyorlar ya eski Anadolu'da abi her birdenbire böbrek yetmez diyordu. İşte aslında bu tür şeylerden kaynaklanıyor. Hmm. Ben de, çocukken hatırlıyorum haberlerde o kadar sık geçerdi ki mantardan zehirlenip öldüler diye. Ama bize bir şey olmaz diye böyle bir insanlarda bir şey var. Oh, abi, benim her seferim üzüldüğüm şey, mesela evet. Sobadan zehirlenme olayına da hep üzülürüm ben bu ülkede. Hala evet, bu çağda çok boşu boşu sobadan işte dört, annesi dört çocuğu falan diye yani artık bunlar. Fakat demin ki muhabbetten çıkartacağımız kamu spotu şu mudur? Yani yol kenarlarında gördüğünüz her mantarcıdan mantar almayı mantarlarsınız. Evet. Yani çünkü koparıldıktan iki gün sonra ya da bir gün sonra bile o kendisini mesela poşete koyduğunuz anda zehir artıyormuş. Mesela haydi. Kültür mantarı zehirler miymiş hakikaten? Barutçuyan diyor ki alırsanız ona bile garanti etmiyor yani şey anlamında. Yıkayın yani çok uzun süre saklamayın diyor. Onun için alacak, yıkanılacak, pişirilecek, dolaba konacak, sonra tüketilecek.